Sevgili balıklar, güzel ailem, güzel takipçilerim, çantada keklik yılı. Çantada keklik yılı sizinle olsun diyorum. Tabii ki güzellik, huzur, bereket tüm ülkemize, tüm insanlara sağlıkta sıhhatte bir yıl olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, yükseleniniz balıksa mutlaka dinlemeyi unutmayın diyorum. Evet sevgili balıklar, ne deriz kariyer gelişimimiz, iş gelişimimizle alakalı? Bu Mart ayına kadar parlak ve şanslı dönemimiz. Kendimize ait geçmiş miras konularımız ya da iş mahkemelerimiz ve paralarımızla alakalı alınması gereken tarihler belirlenecek. Olduğunuz kadar başarınıza, olduğunuz kadar iş alanınızda kendinizi çok iyi ispatlayacaksınız. Olduk, hani hamdınız tam oldunuz. Yani elma kıpkırmızı sizin için başlıyor. Çantada keklik dediğimiz hayatınız hayırlı olsun. Özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız, yöneticiler ve bulunduğunuz şirketin karışık dönemi yavaş yavaş iyileşmeye, siz de hakkınızın var olduğu noktayı belirleyeceğiniz bir evredesiniz. Eğer yeni bir kurumsalla ilgili bağlantı ve beklentileriniz varsa, Şubat'ın 21'inden sonra iş okeyiniz hayırlı olsun. Geçmişe dönük iş mahkemeniz, çözemediğiniz konularla alakalı da devam edecek mahkemelerimiz var. Bunun altyapısını bilerek doğru adımları atalım. Eğer işsizseniz ve hala son 3 yıldır iş krizleri yaşıyorsanız, Ocak 21'den sonra iş kapınızdaki şanslar ve iş başvurularınız olumlu gözüküyor. Kendinize gelin ve kabul edin. Güzel başlangıçlarınız var. Devlette çalışıyorsanız, bazı noktada evde devam edeceğiniz işleriniz, dönem dönem gideceğiniz iş kapılarımız bu devlet kapımızla alakalı sorun olarak göstermiyor. Zaman içerisinde evde devam edeceğiniz noktalarınız var. Şirketiniz ya da kamunuz ya da devlet kapınız sizi bu noktaya belirletecek. Yurt dışı seyahatlerimiz, yurt dışı ile ilgili bağlantılı noktalarımızda gayet başarılı anlaşmalar yapacağız ve bu konuda bulunduğunuz, gideceğiniz yurt dışı ile alakalı alanda farklı firmadan gelecek teklifleri de değerlendirme şansınız var. Yani bu yıl iş fırsatlarının en yoğun olduğu dönem, balıklar renkliliği tadacak ama duygusal ilişki konusunda dip dediğimiz noktanın rengine de varacak. Yani ilişkide bu sene ceza mı, veba mı diyeceğiz? Hani deriz ya, vebalı gibi, cezalı gibi. Aslında cezayı tercih edin. Çünkü vebalı noktalar çok sert olacak. Geçmiş kaoslar, geçmiş travmalar bizi tam anlamıyla karmanın içerisine, bir kaosun içerisine Mart sonuna kadar nefes aldırmayacak. Bunu bilerek hareket etmenizi öneriyorum. Evet, lojistik alanlarda tır taşımacılığı, denizlerle alakalı yaptığınız projelerle ilgili güzel başarılar ve olumluluklar yer alacağınızı, isminizi mühür atacağınız gösteriyor. Eğitim konularında kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarınız çok fazla daha hayatınıza renk katacak. Özellikle finans istikrarlığı devam ettirdiğiniz takdirde benlik saygınızı, var olan alanınızı ve aile hayatınıza daha renk katacaksınız. Yani para konusunda da kendinize doğru plan yaptığınızda saygınlık evreniz artacak. Finansal mevcut kaynaklarımızı daha dikkatli bir şekilde hayatımıza geçirmemiz lazım. Uzun süredir hayal ettiğiniz yatırım, toprak ve ev konularınızla ilgili özellikle Haziran ayına kadar almak istediğimiz noktalarda aracımız, evimiz hayırlı olsun diyorum. Eğer hiç evi olmuyorsa ve hala ev konusunda ben nasıl var edeceğim derseniz, ailenizin desteğiyle size çok güzel birinci katta, bahçeli güzel bir katta ev hakimiyetiniz söz konusu olacak. Bu ara ilişkilerde diplomatik krizler yaşayabilirsiniz ve yönetici ve alanlarla ilgili tavırlarınız, bakışlarınız insanları rahatsız edebilir. Daha esnek, daha böyle rahat tavırlar sergilerseniz, çünkü siz başarılısınız ve başarı noktanız sadece iş ve bu konuda çok güzel hayırlar var edecek gözüküyor. Özellikle 2022, 2020 ve 2021 arasında kuzenler, kardeşler arasındaki yaşanan krizler hala bizim söylemek istediğimizi anlamayan yakınlarımız oluşacak ve aynı döngüler, aynı kaoslar ve artık çatışmadan çok kendinizi geri çekme kararı içerisinde olacaksınız. Aynı şekilde mesela komşularımız, kuzenlerimiz, yakın dostlarımız, yakın çevremizle alakalı olacak olaylara da birebir şahit olacağınız bir yıl olacak. O yüzden ölçünüzü, büyüklüğünüzü, her zaman adımınızı doğru ilerletin diyorum. Kişisel hayatımızla alakalı, hani bazen kendimizi kapatırız, izolasyon alırız ya, bunu yapmayın. Her sene aynı şeyi 3 ay yapıyorsunuz ve ilişkilerimize, özel hayatımıza, iş hayatımıza, bu sene izolasyona falan gerek yok. Siz doğru yoldasınız, doğru yolunuzu kaybetmeyin diyorum.
2022 ve 2021'de boşanma süreçleriniz bu yıl sonuçlanıyor. Hakkınıza ait noktalar, almanız gereken haklarla alakalı noktada hassas davranarak, kimseyi incitmeden sürecimizi en iyi şekilde hedefleyeceğiz. Yalnız aşk konusunda takıntılı ve bağımlıysanız, İlişkinizle ilgili yaşanacak krizlerde daha çok sert konuşmalar, sizi yıpratacak ve karşı tarafı yıpratacak sözler çok hakim olacak. Mümkün olduğu kadar hayatınızdaki insana saygıyla ifade edin. Çünkü hayatınızdaki insanı kaybetmek istemiyorsunuz, evlilik kurmak istiyorsunuz, düzen kurmak istiyorsunuz ama onun hataları ve onun rahatlığı sizi güven alanınızı yıpratıyor. Bu yüzden de çatışmalara sebep oluyorsunuz. Evet ki aile işimiz ya da kendi işimizle ilgili ortaklı alanlarımızda bu yılın 7 ayı yani Ocak'tan 7. aya kadar çok bereketli ve hayırlı kazançlar, yeni oluşumlar, yeni insanlar ve çevrenizin fazlasıyla genişleyeceğini, kendimizi doğru adımlarla oturtacağımız gözüküyor. Bazı balık burçları toprakla yerleşmek, toprağa taşınmak, daha sakin bir hayat yaşayacaklar. Nisan'dan sonra alım konularımızda net karar ve ailemize ait toprakları düzenleme, evi düzenleme kararı içerisinde çoluğu çocuğu alıp gideceğiz. Büyükşehir artık sizi bunaltıyor gözüküyor. Yalnız uzun süredir karı koca hayatınızda boşanmamış olup ayrı hanelerdeyseniz çocuklarımızın bu konuda psikolojisi fazlasıyla yorgun. Bu haneyi tekrar birleştirmeniz lazım. Yoksa kayıp çocuklar içerisinde olacaksınız. Bir an önce anne baba bireylerin bir arada sağlıklı ve iletişimi güçlendirmeleri gerekiyor. Yoksa bu çocuklarımız ziyan olacak gözüküyorum. Bu ara bir çocuğunuzun velayetiyle ilgili bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Nafaka konusunda ciddi tartışmalar söz konusu olacak. Boşanma sürecinde ebeveynler birbirine anlamsız ifadeler, anlamsız hakaretler yaratacaksınız. Mümkün olduğu kadar çocuklarınız var, aileniz var, siz bir aileydiniz, severek evlendiniz ve bu konu biraz yıpratıcı olabilir. Aksi takdirde özellikle Oğlak Burcu büyüğümüzden çok şiddetli bir ters tavır yaşayabilirsiniz, bilginiz olsun diyorum. Evet, bu yıl hiç ilişkisi olmayan ve ilişki konusunda inanmayan sevgili balıklar için aşkın bakışını, hani bak bakar o gözdeki ışığı hissediriz ya, gerçekten aşık olun. Gerçekten aşık olacağınız, fiziksel olarak, ruh olarak size uygun, çok hafif bir ruhu güzel olan ve zayıf ve naif bir hanım ya da beyle hayatınızı birleştirme ve bu aşk zorlayıcı ama sonu zafer olacak. Gerçekten bu kalp çok büyük heyecan. Yani Şubat 21, Nisan 21 evresinde aşk enerjiniz yüksek, gözünüzü dört açın diyorum. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili bağlantılı faaliyetler içerisinde olan sevgili balıklar için bu yıl başvurularınız devam edecek. 2024 Ocak ayı itibariyle artık yolculuğunuz, gideceğiniz, çoluğunuz, çocuğunuzla yapacağınız işlerde çok güzel aydınlanmalarınız söz konusu olacak. Ve bu süreçte de yaşam kaliteniz, yaşam fikirleriniz ve eşinizin yabancı dili öğrenmesi, çocukların altyapısını bir yıl içerisinde uyumlu hale getireceksiniz. Ve gideceğiniz yolculukta herhangi bir risk yok diyorum. Büyük şehirde yaşıyorsanız iş ortaklığı yapma fikriniz olacak. Yabancı biriyle iş ortaklığı yapabilir ve bu ortaklıkta mantıklı kararlar verip tüm imza yetkisini karşı tarafa vermediğiniz takdirde eşiniz markalaşma ve bazı değişiklikler, küçük alanlar da açarak sistemi büyütmeye doğru gideceğiz. Yani sevgili balıklar, özellikle 35 yaş üstüyseniz, iş probleminiz hala devam ediyorsa bu konularda anne kökünüzden gelecek çok büyük bir destek ya da annenizi geçmişten tanıdığı bir insanla var edeceği destek sizin iş sıkıntınızı bitirecek gözüküyor. Evlenmiş, ayrılmış ve bir türlü evlilik konusunda hep böyle olur gibi olup yarım kalanlarda da bu yıl bazı özellikle ruhsal gelişiminizi tamamlamadığınız için Ekim-Kasım 2023'ün doğru aşka doğru adım atıp 2024 sizin evlilik sinyalleri alacağınız bir yani bu yıl evlenme, uzun süredir evlilik vaadiyle bekleyenler için de evet söz nişan evresi ama hiç evlilik, hiç ilişkisi olmayanlar için yıl sonu daha renkli ve daha keyifli olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir aileyi ikna edemediğiniz, hayat arkadaşınızı evinize alıp evlilik yapamıyorsunuz ya, anneniz ve babanız ikna olacak. Bu evlilik güzel evlatla sonuçlanacak gözüküyor. Çocuklarınızla alakalı tutumları düzeltmeniz lazım. Baskıcı değil de
alaycı konuşmalar ve başkalarının çocuklarına benzettiğiniz, onun çocuğu daha zeki, sen niye matematik yapmıyorsun, o çocuk daha güzel, onları değil, onların alanlarını doğru görmeniz lazım. Doğru görmediğinizde çocuklarınızı kendiniz eziyorsunuz ve çocuklarınıza zarar veriyorsunuz diyorum. Evet, üniversite ya da liseye devam edecek öğrencilerimiz ya da sevgili balıklar için başarılı, umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Siz üniversiteye en iyi şekilde, hatta çok güzel bir bölüm kazanacaksın. Lisede de iyi bir puanınız var, iyi bir okula geçiş sağlayacaksınız gözüküyor. Zehirlenmeler söz konusu. Gaz zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, alerjik reaksiyondan kaynaklanan en ufacık şeyde vücudumuz kabarabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım diyorum. Evet sevgili balıklar, senenin başı size bazı başlangıçları ama yılın sonu size varoluşları kutlayacak, merak etmeyin diyorum. Özellikle de cezavi ya da yasal problemleriniz varsa bu yıl arınma, aydınlanma noktanız söz konusu olacak. Ve evimizde böyle hani duygusal boşluktan devamlı yaşamak istemeyen bir evladınız varsa bu yıl gayet dinamik çalışmak isteyecek, okunmak isteyecek, kendini geliştirmek isteyecek. Siz ondan vazgeçmişken o kendinden vazgeçmeyecek olacak ve büyük bir oluşum var. Ev ve toprak konusuyla ilgili babanızın size yaratacağı bazı haksızlıklardan kaynaklı öfke duyacağınız konularımızda daha yoğun bir süreçte, hatta babanızı babalıktan reddedebilir ya da babanızın akıl sağlığıyla ilgili raporlar almayı planlayabilirsiniz. Bilemedim, karar sizin. Herkes emeğini kazanır, istediğine malı verir. Kimseyi ilgilendirmez diye düşünürüm ben her zaman. Yani başkasının malını değil de kendi malımla ne yapacağımı uyarırım. Ev hanımlarının değişmeyen takıntılarını değiştirmemiz lazım. Kendinize mesleki olarak evden mi çıkmanız lazım? Takıntılarınızdan, güvensizliklerinizden, aile baskınızdan, eşinizin baskısından çıkmanız lazım. Çünkü bu süreçte kendinizi doğru ifade edemiyorsunuz ve her şeyden soğuyorsunuz. İlk önce bir spora başlayın, nefes almayı öğrenin, yoga yapın, nefes terapisine gidin. Enerjiniz bir güzel değişsin isterim. Çünkü sizin değişmeyen tek ruhunuz, hayatta size var olan her şeyin doğru sonuçlandığını düşünüyorsunuz. Bence bu hayatı siz seçmediniz. Şu an seçmek için vaktiniz var diyor. Sağlık olarak özellikle bu yıl hastalıklarımız yoğun olacak. Dikkat etmeniz gerektiğini uyardım. Ateşle, ishal, kusma ve denizle alakalı çocuklarımız ya da denizle ilgili sıkıntılarımız ön planda olabilir. Mümkün olduğu kadar çocuklarımız ve denize girerken dikkatli olmanız gerekiyor. Yurt dışından ev almak ya da yurt dışı ile ilgili planı olan sevgili takipçiler, bu yıl bu dengenin altyapısını kurmak için büyük bir mücadele ve bu mücadelenin sonunda da istediğiniz ev hayırlı olsun. Ailenize ait miraslarda tartışmalar çok uzun soluklu olsa da siz hakkı olanı babanızı inkar etseniz de bilmiyorum, kendi haklarınız zaten varlığa doğru gidiyor. Siz kendinize yetinmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.